sana sonra anlatacağım. Sen de artık bu iyice delirdi diyorsun herhalde değil mi? Yok canım. Estağfurullah. Da yani geçen günkü halinizden sonra şaşırdım haliyle. Ben çok üzgünüm. Çok, çok özür dilerim. Çok... Pişmansın. Pişmanım. Kendime kızgınım. Üzgünüm. Ne seni dinlemedim bile. Aslında haklısın biliyor musun bir yandan da? Yani karın o kadar yalancı ki. Hatta beni de kandırıyordu ya. Seni mi? Evet geçen gün geldi. Bir sürü şey söyledi. Saçma sapan akla hayale sığmayacak. Yok siz tekrar barışmışsınız da. Yok geri kazanmak istiyormuşsun sen onu. Onun için her şeyi yapacakmışsın da. Yok uzun uzun öpüşmüşsünüz de. Ben içerideyim. İnandırıyordu yani beni söylediklerine az daha. O kadar kendimi kaybetmişim ki kafasına bir şey fırlattım hatırlamıyorum bile. Niye susuyorsun? Beni de kandırdı diyorum yani aynı sana yaptığı gibi diyorum. Yok yapmış olamaz. Yapmadım de. Böyle bir şey yapmadım de. Peri sakin ol. Ya saçmalama bir şey söyle yapmadım de. Çok sarhoştum. Ya ben acıdan iki büklüm kıvranırken, yemek yemezken, uyuyamazken, kafamı yorganın altından çıkaramazken sen böyle bir şeyi nasıl? Çok sarhoştum. Yani ayık kafayla olsa yapmazdım yani yapamazdım. Ya ben senin kafana da sana da. Çık defol git gözüm görmesin. Yürü git. Hiçbir yere gitmem Peri. İstemiyorum git. Kimi özlediysen, kimi öpmek istiyorsan onu git. Bundan sonra bana asla dokunamazsın. Hiçbir yere gitmem. Bırakmam seni. Sen de gidemezsin. Beni affetmek zorundasın. Değilim. Zorundasın. Ya değilim. Zorundasın. Çünkü ben çok pişmanım ve... ...ve seni çok seviyorum. Sevsen dokunmazdın ona. O başka bir adamdı. Senden nefret etmeye çalışan. Şu an karşında o yok. Şu an seni seven Tamer karşında. Hatta seninle evlenmek isteyen. Yani bunun için aslında çok korkan ama... ...yine de bütün cesaretini toplayıp... ...buraya gelen Tamer var. Hastalıkta ve sağlıkta diyemeyeceğim bence çünkü ikimiz de büyük ruh hastasıyız. İyi günde, kötü günde, daha kötü günde hatta en beterinde hepsinde birlikte yıpranmak dileğiyle. Aşkımızdan daha da delirelim. Hiçbir yalana, hiçbir oyuna kanmayalım. Birbirimizi bırakmayalım hiçbiri. Benimle evlenir misin? Hayır. Yahu sarhoştum diyorum. Neden anlamak istemiyorsun? Şunu hatırlatıp durma ya. Mesele o değil. E nedir o zaman mesele? Biz niye ayrıldık? Bir düşün istersen. Sana inanmadığım için. Hayır o da değil. Kızını mutsuz ettiğimiz için. Benden korktuğu için. Sana o gün ne demiştim? Ben bir daha kızının kabuslarına girmek istemiyorum demiştim.
Şimdi kızım benden bu kadar korkarken babasıyla evlenemem. Yani zamanla, yani seni tanıdıkça belki daha sakin bir ortamda. Damla'nın rızası ve gönlü olmadan böyle bir şey olsun istemiyorum. Netim bu konuda. Zaten şimdiden bir sürü travma hediye etmiş olduk. Ayrıyken ne düşündüm, ne hatırladım biliyor musun? Ben eskiden bu kadar kötü biri değildim. Kalbim atıyordu yani. Kangrendi ama en azından atıyordu. Ben o periyi geri istiyorum. Sen istemiyor musun? O zaman şöyle yapacağız. En baştan başlayacağız. Ben o kalbi atan periyi kızımla tanıştıracağım. Tekrar. Eminim o zaman seni sevecektir. Yani zamanla. Hemen olmasa bile. Babası mutlu olduğu için o da mutlu olacaktır, buna eminim. Ben de emin olduğumda sana evet diyeceğim. Yalnız yine diz çökmen gerekebilir. Tabii hala o yaşta dizlerini tutuyorsa. Çökersin değil mi çöp adam? Çökerim de istiyorsan zeybek bile oynarım. Bu böyle kaldı bende. Ne yapayım ben bunu? Ne bileyim, al götür yanında. Yok yok, sen de kalsın. Nasıl olsa takacaksın sonra. Ya ne münasebet canım, istemiyorum şu an. Al götür yanında. Ben bunu buraya bırakayım. Ya da ne yap biliyor musun? Sen bunu annene ver. Eminim baban çöp bile almamıştır. Yazık kadının gözlerini çıparlasın. Sen de kalsın. Ya istemiyorum, al şu yüzüğünü. Begüm'e ver. Gözü parlasın. Salak şey. Ha bu arada, artık yemek yiyebilirsin, uyuyabilirsin. Niye ya? Çökmüş müyüm? Yani, benim kadar değil. Tamer, onunla çok ağır konuşmadın değil mi? Yani çünkü gerçekten benim gibi biri değil, kaldıramaz. Merak etme. Hak ettiğini söyledim. Görüşürüz. Damla nasıldı? Gerçeği söyleyeyim mi? Söyle tabii. Babaannesine babamla asla tatile gitmeyeceğim dedi. Tamer Bey, haddime değil ama ben sizin yerinizde olsam arayı çok açmadan bir an önce gönlünü alırdım. Yani çocuktur, geçer unutur derler ama ben kendimden biliyorum. Pek öyle olmuyor. Kim demişse hiç çocuk olmamış belli ki. Ne yapayım efendim? Otele mi, yalıya mı? Bir saniye ver bana. Periye gideceğiz. Tabii efendim. Peri yavaş, boğazında kalacak. Çok güzel yapmışsın. Efendim? Alo. Hadi in aşağı, bekliyorum. İnemem, yemek yiyorum ben. Yani beraber yiyecektik. Yok, hiç öyle bir şey konuşmadık. İyi tamam, peki çabuk ye o zaman. Yok bekleme, daha var. Peri, ne yapıyorsun? İntikam falan mı alıyorsun? İntikam almam için ağzımla yemek yemem değil, başka şeyler yapmam lazım biliyorsun. Peri. Mesela uzun uzun öpüşmek gibi. Tamam hadi, kapatıyorum.
Hatta ben aşağı geldiğimde sana daha neler yapılabilir onların da detayını vereceğim. Hadi bekliyorum, kapatıyorum, bay bay. Pes yani. Susuz hak etti. Ben kalkayım, hazırlanayım. Olaysız dönmeye çalışıyorsun değil mi? Ay çok sıkıcısın be. Nihayet. Geldim işte. Akşam menüsü uzunmuş. Bayağı ağaç oldum burada. Vallahi yapacak bir şey yok. Biz de az beklemedik. Geldim işte, ne yapacağız? Bilmem, sen ne istersen. Yani aslında benim aklımda bir fikir var da sen yapmazsın. Niye? Söyle, yaparım. Serenat yapacaksın bana. Serenat mı? Hı. Aman canım, bu muydu yani? Öyle ama burada değil yani. Halkın içinde, kalabalıkta. Benim istediğim şarkıyla. Başka bir şey yapalım. Mesela Roma'ya gidelim hemen. Ay çok klişe. Çünkü serenat hiç klişe değil. Amma mıymıylandın ya. Yapmayacaksan yapma. Çocuk ağaç oldu zaten. Emek sömürüsü bu. Ben arabaya biniyorum. Merhaba Yavuz, nasılsın? İyiyim Peri Hanım, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. En yakın karaoke bara gidiyoruz. Ben şimdi sana konumu atacağım bulup. Tabii efendim. Heyecan var mı? Yani yok herhalde. Nasıl, hiç sahne korkusu falan yok mu? Bilmiyorum. Bakayım Nazlı'na. Ben anlayacağım. Pardon. Bir tek alabilir miyiz lütfen? Hemen geliyor. Teşekkür ederim. Ha, o kadar korkuyorsun. Korkma canım, ben sana güveniyorum, yaparsın sen. Yani. Bir şey söyleyeceğim, bari en azından bildiğim bir şarkı olsun yani. En azından o kadar insaf et. Biliyorsun canım. Kesin biliyorsun. Hatta belki ayrı kaldığımız zaman dinleyip dinleyip beni düşünmüşsündür. Öpüşmediğin zamanlarda tabii. Peri. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Hmm. Gene sarhoş olup yanlış kadınları öpmezsin değil mi? Sence ne zaman biter bu? Vallahi bir belki 45 yıl sonra falan biter. Anca. Sıran geldi, hadi. Bana bunu yaptırdın ya. Gerçekten inanamıyorum sana. Dur. Ha. Sahneye çıktığında öyle sopa gibi durma. Birazcık böyle dans et, bir şeyler yap, insanlar sıkılmasın. Direkt dansı. Yani artık onu da evde yaparsın. Hadi. Yavuz. Buyurun Tamer Bey. Gelip beni alabilir misin? Geç kaldım işe. Tabii efendim, ama bir 45-50 dakika sürebilir. Ne oldu, trafik mi var? Yok, annenizi otele bırakıyorum da. Annemi mi? Ya sen neyi unutuyorsun hemen? Evet efendim. Torununu çok özlemiş de. Ya sen bir sussana. Amma gevşek ağız değilmişsin. Peki tamam. Ben taksiyle giderim, sorun değil. Tamamdır efendim. Yok canım. Günaydın. Günaydın. İşe mi gidiyorsun? Hı-hı. Gitme ya. Kahvaltı edelim. Hı-hı. Ondan sonra sinemaya gideriz. Sonra buz patenine gideriz. Buz pateninden sonra kumru yemeye falan gideriz. Gideriz de gideriz yani. Nasıl fikir? Harika. Hı-hı. Ama bunların hepsini hafta sonu yapalım. Ne var yani, birkaç milyon dolarcık eksik kazanıversen yani. Neyine yetmiyor, ben anlamadım ki. Ha gerçi bunun boşanması var, nafakası var, annesi var, var oğlu var.
Sen de haklısın. Yüzüğün nerede? Sattım ben onu. Yani ben sonuçta senin kadar zengin değilim. Kıza kira vermem gerekiyor benim. Yetmez o kirayı ödemeye. Çok komik. Tamer, bir şey diyeceğim. Damla'yla ne zaman konuşursun? Yani şey, böyle zaman ilerledikçe zor oluyor ya, ondan dedim. Bana bırak. Görüşürüz. Görüşürüz. Boşuna uğraştırma adamı. Niyeymiş? Annesi güzel güzel dolduruyordur şimdi onu. Nefret tohumları ekiyordur minik minik. Doğru. Kamera bırakırsak bu iş uzar gider. Nasıl? Eh mi? Eh işte. Ne kadar sinir bir şeysin ya. Vazgeçtim, seni Tamer'le tanıştırmayacağım. Aman ben de çok meraklıydım. Zaten o gelince beni gözün görmüyor ki. Ya uydurma, bir kere karşılaşsınız. Ya bana ihtiyacın kalmazsa artık? Sonuçta hep o yokken çağırdın beni. Bir de bir şey diyeceğim. Niye hemen affettin ki? Sonuçta öpüşmüş karısıyla. Hem de uzun uzun. Bana bak, kapa çeneni. Gerçekten çocuk falan dinlemem, alırım seni ayağımın altına. Ben susunca gerçek değişiyor mu ki? Cezalısın. Bu odadan yarın sabaha kadar çıkmayacaksın. Niye kilitledin kapıyı? Bilmem, öyle kilitledim. Yani ikimizden başka kimse yok ki. Bir de Tamer geliyor arada, o kadar. Ne bileyim, geliyorlar ya arada. Berin'iydi, Meryem'iydi, bitmiyor ki bunlar. Ha, bu arada sana unuttum göstermeyi. Aa, hayırlı olsun. Yine girdiniz o yola yani. Yani kesin değil, göreceğiz. Peki sence kimden öğrendi gerçeği? Tabii ki oradaki en masum kişiden. Kim o? Dilber. Ha. Yeni kankam. Bari bir ara arayayım da kendisine teşekkür edeyim. Uf, çok acıktım ben ya. Ne var yemekte? Ne bileyim. Yemiyorsun diye yapmadım bugün bir şey. Aşk olsun ya. Aç mı kalacağız? Neyse, ben şimdi girer bir makarna yaparım. Kıyma falan var mı? Bakayım. Sence bir çocuğun gönlünü kazanmak için ne yapmak gerekir? Hiçbir şey. Sağ ol ya, çok yardımcı oldun gerçekten. Sen gerçekten onun kalbini mi düşünüyorsun? Yoksa Tamer'le aranda engel oluşturmasın mı istiyorsun? Yara almasın istiyorum. O zaman samimi ol, yeter. Gerçek ol. Nasıl? Seni anlamasını sağla. Belki o zaman seni bir öcü gibi görmez. Ki bence öcüsün. O zaman benden korksan iyi olur. Sence kahvaltıya gelecek mi? Emin değilim. Tamam, neyse, boş ver artık. Uğraşmayalım o zaman. Yani sonuçta elinden geleni yaptın. Olmuyorsa olmuyor. Zorlamanın alemi yok. Artık büyümesini bekleyeceğiz. Daha 8 yaşında Damla. Bir şey değil, 10 yıl. Artık o sırada büyür, terapiye başlar. İşte anca kabullenir. Seni çok sevebilirdi, biliyor musun? Sivri dilin, şakaların, benimle dalga geçmelerin.
acayip hoşuna giderdi. Yani bu şansı aldık elimizden. Beni tanısa gerçekten sever miydi sence? Severdi gerçekten. Yani arada uyuz olurdu ama yine de bir şaka yapardın. Bir sevgiye boğardın onu. Yine çok severdi. Aynı babası gibi işte. Yani gerçekten babasına benzediyse sevdirmek için mutlaka bir yolunu bulurdu. Ne gülüyorsun? Bulamaz mıydın? Bilmiyorum Peri. Niye azarlıyorsun durduk yerde? Zaten canım sık. Yok, ben aslında sana demedim. Bir şeyler alacağım, içecek istiyor musun? Olur, ne içersen içerim. Ya müzik falan mı açsam? Çok sessiz olmadı mı böyle? Benim için yeterince gürültülü burası abi. Tamer, nasıl hissediyorsun? Çok isterdim iyi demek Selim. Ama sanki bir kolumu kesmişler gibi hissediyorum. Ya abi kolay değil onca yıl, ortaokuldan beri. Öyle mi? Ben hiç bilmiyordum ya. Kaç yıl yani? Ömür diyelim be Selim. Ya benim şu an neşeden çıldırıyor olmam lazım. Niye böyleyim abi ben? Niye hatırlatıyorsun bana? Ben ne yaptım şimdi ya? Abi yani geçmişi hatırlatıyorsun, efkar basıyorsun durduk yere abi. Ne gerek var ki? Haklısın, kusura bakma. Sevgilim. Ne gerek var abi? Selim'in bilmesine. Berin'le 6 yıl aynı sırada oturduğumuzu. Aynı tostu yediğimizi. Öğretmen bana bağırınca Berin'in de öğretmene bağırdığını. Sınıfta tek o insan yerine koyardı beni. Silgisini paylaşırdı. Kalemlerini paylaşırdı. Defterim yoktu. Defterinden kağıt koparırdı, bana verirdi. Vay be. Abi ya keşke... Yok abi, keşkelik bir durum değil de. Ne yapıyorsunuz gençler? Aa, Peri gelmiş ve bize sürpriz yapmış ve şampanya getirmiş. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ne getirdin, ne güzel. E hadi, ne duruyorsun, açsana. Hadi aç. Ben kadehleri ayarlayayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu senin, neyin var? Neyim var? Bir düşüneyim. Bilmem, şaşırdım herhalde yani gelmene. İyi ki geldin tabii de. Üzgün değilsin değil mi? Değilim. Nasıl ya? Şu kadar bile mi üzgün değilsin? Hiç mi değilsin? Sıfır. Sen ne kadar nankör bir adam çıktın ya. Şaka yaptım, şaka. Ya ben de kocam öldüğü zaman böyle bir şey oldum ama yani sonra geçiyor gerçekten. Güven bana, geçecek. Başın sağ olsun. Yok, öyle baş sağlamalık bir şey değil. Dünyadan bir pislik kurtuldu diyelim. Hem zaten o gün hayatımın aşkıyla tanışmış oldum, değil mi? Buyurun, kadehler. Aa, niye 4 tane var o kadehten? Ben içmeyeceğim. Ne sebep? Karıştırmayayım. Ha, kutlanacak bir şey yok diyorsun ya. Peri, ben de içmeyeceğim. O zaman hep beraber karaoke'ye gidiyoruz. Ne? Yes be! Ya saçmalamayın, bu saatte ne karaoke'si ya? Şarkı söyleyeceğim diyorum şerefine. Senin yemin şerefine. Ediyorum sesi güzel, bak korkulacak bir şey yok, söylüyorum. Yürü. Ben gelmeyeceğim. Abi, hadi abi, hiç biraz kabul etmeyin. Hadi abi, hadi. Hadi, hadi. Hep beraber gidiyoruz. Hep beraber gidiyoruz. Sen sardın ha bu karaoke işine, beğendin. Evet. Yani yıllar önce bir kere gitmiştim. Ne zaman? Ya. Yakamazdım sana bakıyorum.
Geliyorum gençler. İyi akşamlar. Bir dakikanızı rica edeceğim sizden. Bu güzel geceyi bir şarkıyla taçlandırmak istiyorum. Yani malum detone olabilirim. Biraz kafam güzel. Ama bu şarkı müstakbel eşim Biricik Güzeller Güzeli Berin'e gelsin. Yani Peri'ye gelsin demek istemiştim. Peri. Peri. Dur. Gel buraya. Sen onu bırak git. Kendi gider. Bizim seni toparlamamız lazım. Hadi. Çok. Hadi Ergen. Yürü. Efkarla Ergen yürüyoruz. Hadi. Bunu ağzını burnunu kırmak vardı da. İşte yine büyüklük bende kalsın dedim. İnanmıyorum. Çıkmış oraya. Pek güzeller güzeli karım, eşim Berin'e diyor ya. Berin diyor Berin. İnanamıyorum ya. Aklımı kaybedeceğim. Demek ki hala aklı onda. Ben de burada kalkmış saf saf keyfini yerine getireceğim diye kendimi paralıyorum. Niye paralıyorsun? Paralama. Bırak ne yaşıyorsa yaşasın. Kolay bir şey mi boşanma? Ya biz ne zamandır bununla uğraşıyoruz biliyor musun Begüm? Tam şimdi sevinecekken... Peri. Ne Peri? Niye o kadar içiyor? Sence hala aklı onda mı? Bir şey mi hissediyor ona? Ya hayır tabii ki de canım. Yani insan olduğu için üzüldü adam. Onca yılını paylaşmışsın. Ne bileyim çocuğun annesi falan ya üzülürsün. Normal bir şey yani. İstemiyorum Begüm. İstemiyorum üzülmesini falan. Hele o Berin için olmaz. Periciğim azıcık anlayışlı ol ya. Sen güvenmiyor musun bu adama? Güveniyorsun. Bak boşanacağım dedi, boşandı. Sana da evlenme teklif etti. Daha ne istiyorsun? Ona ya da başka birine herhangi bir şey hissetsin istemiyorum. O zaman sen ne yap biliyor musun? O kitleyip durduğun odaya tamir koy. Arada bir de suyunu yemini verirsin. Anca öyle olur senin bu dediğin. Kitleme iyi fikir. Hem o zaman bir daha gidip Berin'le öpemez. Peri! Ne oldu, iyi misin? Bir şey yok, sen git yat. Çantam düştü yere. Çok teşekkür ederim. Sabrın için, çaban için, her şey için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Aa, nereye gidiyorsun be? Dur. Çök bakalım. Ne duruyorsun, çöksene. Al bakalım. Hatırlıyor musun o konuşma neydi senin yaptığın? Birlikte yıpranalım, iyi günde, kötü günde falan bütün o lafları hatırlıyor musun? Tekrar yapabilecek misin? Birlikte yıpranmayalım. Güzel güzel yaşlanalım beraber. Hak ettiğimiz gibi sevelim birbirimizi. Benimle evlenir misin? Bilmem. Evlenmeli miyim? Başka çaren var mı? Yok. Evet, seninle evlenirim.
Baba acıktım ben. Biraz dayan. Birazdan yemek yiyeceğiz. Keşke hemen olsa da bitse şu iş ya. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni. Ben gelmeseydim evlenmez miydin? Yani o kadar mutsuz bir damada nikah kıyarlar mıydı bilmiyorum pek. Biliyor musun? Bugün annem de yemek yiyemez. Çünkü üzgünken yiyemiyor. Nasıl olmuşum? Çok güzelsin ama ben daha güzelim. Hadi be. İçerideki herkes Tamer'in davetlisi. Begüm dışında kimsen yok demek ki senin. Bir ben varım sadece. Benim kimseye ihtiyacım yok. Siz bana yetersiniz. Niye? En mutlu günüm bu senin. Kardeşim de yanında olsun istemez miydin? Kardeşim yok benim. Yok benim kardeşim. Cezasını buldu, geberdi gitti. Senin de ağzından bir daha duymayacağım. Peri. Senin ne işin var burada? Defol git. Kiminle konuşuyordun sen? Gelmesin, kov onu. Elimden bir kaza çıkmadan defol git. Kardeşinin geçirdiği türden bir kaza mı? Evleneceğin adam senin ne kadar tehlikeli, ne kadar hasta olduğunu biliyor mu? Defol dedim, defol! Biri...